Milyonlarca asgari ücretlinin 2022 maaşını belirleyecek görüşmeler 1 Aralık'ta başlayacak. Henüz ne işveren ne de işçi tarafından dile getirilen bir rakam ya da oran var. Türk İş Genel Başkanı teklifi bekliyoruz derken Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bu hayat pahalılığında asgari ücrete %30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur çıkışı yaptı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Asgari ücret şu kadar olsun, olmadı bu kadar olsun. %25 olsun ya da %30 olsun. 1 Aralık'ta hükümet, işveren ve işçi temsilcileri asgari ücret için masaya oturacak. Taraflar ne bir rakam telaffuz ediyor ne bir oran ama Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak %30'luk bir zam üzerinden hesap yaptı. Hayat pahalılığı son bulmadığı sürece oranlar anlam ifade etmez dedi. Yahu bugün içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu insanlar yine açlık sınırının altında yaşayacaksa, evine ekmek götüremeyecekse, geçinemeyecekse, asgari ücrete %30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur? %30 alırsan 3360 lira. Bu 4000 lira olursa %42. Yani böyle rakamlar gidiyor ama bir görelim bakalım önümüze ne getirecekler. Türk İş 1 Aralık'ta hükümetin ve işverenin ortaya koyacağı rakamı bekliyor. O teklif üzerinden pazarlık başlayacak. Ama işçiler de işçi temsilcileri de hissedilen enflasyona, kurdaki artışla alım gücünün düşmesine dikkat çekiyor. Ocak ayında 383 dolar olan asgari ücret bugün 228 dolar ediyor. Alım gücü azalan geniş kitlelerin bu enflasyon baskısı altında ezilmemesi lazım. Siz hangi enflasyondan söz ediyorsunuz? TÜİK'in enflasyonu mu? Sizin açıklayacağınız o enflasyona yemin ederim benim 9 yaşındaki torunum bile inanmıyor. Vallahi billahi inanmıyor. AK Partili Numan Kurtulmuş'un işaret ettiği TÜİK enflasyonu %19,95. Artışın bu oranın üzerinde olması bekleniyor. Kulislerde 25, 30, 40 oranları konuşuluyor. Asgari ücretin saatlik ücreti 15,90. Buna göre %30 zam gelse 20,67 olur. Peki bu aylık ne kadar olur? Brüt 1073 lira eder. Bunun neti de yaklaşık 850 lira eder. Elektriğe, doğalgaza, petrole sürekli zam geldi. Temel tüketim maddelerine gelen zamlara insanların yetişemediği koşullarda asgari ücrete %30 zam gelse ne olur? Gelmese ne olur? Türk İş Genel Sekreteri Kavlak %30'luk zammın da yeterli olmayacağını söyledi. Ücretlerin vergilendirilmesinde adalet istedi. Maaş artışı kadar Türkiye'deki asgari ücretli çalışan sayısına da dikkat çekti. Asgari ücretin ne kadar arttığı kadar önemli olan başka bir şey daha var. Asıl önemli olan ülkede asgari ücret alanların sayısının azalmasıdır. Türkiye'de çalışanların yaklaşık %55'i asgari ücret alıyor. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanlar da eklenince oran %70'in üzerine çıkıyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde asgari ücretli çalışan oranı %7 ile 10 arasında. Yani o ülkelerde çalışanların %90'ı asgari ücretin üzerinde ücret alıyor. İnsan gibi yaşıyor. Gelin görün ki bizim ülkemizde asgari ücret ortalama ücret olmuş. Siz hala az mı, çok mu, öyle mi, böyle mi? Bunları mı konuşuyorsunuz? Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücret görüşmeleri öncesi mesajları netti. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırın derken grev çıkışı da. Engelleri kaldırın ki işçiler insanca ücret alsın, alamıyorsa kaldırın engelleri, adam gibi grev yapsın. Adam gibi grev yapsın, adam gibi grev yapsın.